Haziran 1994 sabahı askerler Mardin Kuzultepe Kırkkuyu köyünde baskın düzenledi. Köyde yaşayan Ateş ailesinin evi ablukaya alındı. Askerler evde bulunan Abdullah'ı yalınayak bahçede bulunan ağabeyi Abdurrahim'in yanına getirdi. İki kardeşi şiddetli bir biçimde darp ederek köyün dışına götürdü. Burada yüzüstü yere yatırıp işkenceyle sorguladı. Askerler bir süre sonra ağır yaralı ağ olan ağabeyi koma halinde yerde bırakıp Abdülvahap ateşi yanlarında götürdü. Olaydan 3 gün sonra Kızıltepe civarında bir çatışma olduğu ve iki örgüt mensubunun öldürüldüğü haber verildi. Ancak jandarma eşliğinde öldürülen kişileri traktörde taşıyan Katarlı köyü muhtarı ve defin işlemini yapan mezarlık görevlisi öldürülen kişilerin üzerinde günlük giysiler bulunan sivil insanlar ailesi tüm çabalarına rağmen Abdülvahap'ın bu kişilerden biri olup olmadığını öğrenemedi. 24 yaşındaki köy bekçisi Abdülvahap Ateş'ten bir daha haber alınamadı. Ateş ailesi 30 yıldır evlatlarının başına gelenleri öğrenemedi. Adaletin sağlanması talepleri karşılanmadı. Hakikatin üzerine yargı yoluyla örtüldü. Kaç yıl geçerse geçsin, Abdülvahap Ateş için tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ailesi olarak Abdülvahap'ı aramaktan vazgeçmeyeceğiz. En azından onun bir mezarı olması için arayışımızı sürdüreceğiz. Henüz 24 yaşındayken bizlerden kopartılan kardeşimizin başına neler geldiğini bilmek, onu bulmak, annemizin 30 yıldır hiç azalmayan acısını hafifletmek istiyoruz. Biz kayıp yakınları nerede olursak olalım, Galatasaray bizim de kayıplarımızın fotoğraflarının taşındığı, adlarının anıldığı yerdir. Değerli cumartesi anneleri, bizim de kalbimiz her cumartesi sizlerle birlikte Galatasaray'da. Kayıplarımız için, tüm kayıplar için, tüm kayıplarımız için, adın içinde Kürt, adalet için.